Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomu beğenir ve bana destek olursanız sevinirim. E, hibisküs bitkisinden çay yaptım bugün ben. E, rengine bayılıyorum. Muhteşem bir rengi var. E, hibisküs'ün başka bir ismi daha var ve onun ismi de hatmi çiçeği de deniliyor ve nar çiçeği hatta Mekke gülü olarak da isimleri var hibisküs bitkisi kafein içermediği için mideye de çok iyi geliyor e, ve sakinleştirici etkisiyle de e, insanı sakinleştiriyor depresyona iyi geliyor deniliyor hibisküs e, kilo vermek isteyenlerin de kullandıkları bitkilerden bir tanesi e, tatlı krizlerini de önüne geçiyor arkadaşlar e, tatlı isteğinizi de engelliyor sindirimi düzenliyor Yağ yakımına da destek oluyor. Bir de ödem attırıcı etkisi var arkadaşlar. Hibisküsü tadının ekşi olması dolayısıyla biz çok sevdik. Ve bunun içerisinde C vitamin oranı çok yüksekmiş arkadaşlar. Hibisküs oldukça güçlü bir antioksidanmış. Kış aylarında da bunu sıcak olarak tüketebilirsiniz. Ben daha çok kışın sıcak ve yazında soğuk buzlu olarak tüketiyorum. Sıcak çayını ee, şöyle yapıyorum fincana sıcak kaynar suyu doldurduktan sonra içerisine e, birkaç yaprak ibisküs yapraklarından o kuru yapraklarından atıyorum ve e, kenara alıyorum bunun 5 dakika dinlenmesi demlenmesi benim için yeterli oluyor e, daha fazla demlerseniz de tadı acı olur acı olduğunda içmesi zor olur Tabii çayına şeker katabilirsiniz katmaya da bilirsiniz bu sizin tercihiniz ama ben şeker katmadan tüketiyorum bir de soğuk çayını yapıyorum arkadaşlar soğuk çayını da böyle bir buçuk litrelik sürahiye sıcak suyu koyuyorum İsterseniz bunu demlikte de demleyebilirsiniz e, ve şöyle iki kaşık da ibisküsü atıyorum. Biraz tadının e, sert olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Eğer ki siz tadını çok şey yapmasın, sert olmasın derseniz e, bir kaşık da koyabilirsiniz. Ama iki kaşık çok güzel oluyor. Bir buçuk litrelik sürahiye koyduğum e, çayı demliyorum bu şekilde. Ve e, yine dediğim gibi 5 dakikadan fazla durmasın. E, eğer ki durursa tadı acı olabilir. Şimdi sıcak çayımda soğuk yapacağım çayda ikisi de demleniyor. Yine soğuk yapacağım çayı da sıcak suyla demledim ve oda sıcaklığına geldikten sonra içeceğiz. Sıcak çayımızın içerisindeki 5 dakika demlediğim bitkileri alıyorum içerisinden. Bitkileri dışarı aldıktan sonra çayını istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz İsterseniz limon da ekleyebilirsiniz bal ekleyebilirsiniz ama tabi balınız doğal bal olsun arkadaşlar ve şeker de ekleyebilirsiniz bu ekleyeceğiniz ürünler sizin damak zevkinize bağlıdır sıcak çay olarak da muhteşem oluyor arkadaşlar deneyin eğer denemediyseniz mutlaka deneyin tavsiye ediyorum. Sürahiye hazırladığım bu e, sıcak çayı da oda sıcaklığına geldikten sonra e, içerisine e, bunun da yine limon ekleyebilirsiniz. Şimdi Sürahiye hazırladığım çayı Süzüyorum bir bardağa alacağım Sizler için Hazırlıyorum bunu e, Normalde Ben bir Cam şişeye koyuyorum bunu Buzdolabında Soğutuyorum O şekilde çok güzel oluyor ama şu anda tüketmek için e, Sizin için nasıl hazırlandığını gösteriyorum soğuk çayın Yine soğuk çayımıza bal da ekleyebilirsiniz benim balım doğal bal e, oradan ekleyeceğim. Yine şekersiz de tüketebilirsiniz, söylüyorum. E, evet, soğuk çayıma da buz ekliyorum. Limon ekledim. Yine isteğe bağlı bal da ekleyebilirsiniz tabiki. E, soğuk çayımızı buzdolabında e, bir cam şişenin içerisinde güzelce soğuyana kadar tutabiliriz. Gün içerisinde bunu yemeklerinizin yanında da tüketebilirsiniz. Ayrıca soğuk içecek olarak da tüketebilirsiniz. Ben e, hibisküs çayını bu şekilde hazırlıyorum. Sizlere de bir fikir olsun diye paylaşmak istedim arkadaşlar. E, yapın, için, afiyet olsun. Eğer ki e, bal koymak isterseniz bir tatlı kaşığı bal yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. İbisküs çayını mutfağınızdan eksik etmeyin arkadaşlar. Tansiyon düşürücü etkisi de var. E, ben çok kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sıcak ve soğuk tüketebilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Altına yorum yaparsanız sizlere dönüş yaparım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.